kapatayım. Size sonra arkadaşınıza iletirsiniz, olur mu? İyi olur öyle. Buyurun şöyle geçelim. Haftada iki gün ikişer saat derslerimiz oluyor. Ödemelerimiz aylık zaten. Arzu ettiğiniz bir dans türü var mı? Yani arkadaşınızın arzu ettiği. Valla vaktiyle break dans yapmış ama... Süper. O zaman hip hop freestyle dersleri çok uygun. Diyorsunuz. Tamam, şey yapalım o zaman. Ben kendisine ileteyim. Kendisi geldiği zaman görüşürsünüz siz, olur mu? İsminiz neydi? Rıza abi. Ama arkadaş gelecek. Onun adı Mahmut. Rıza Bey, öncelikle şunu bilmenizi isterim. Buraya çekinerek gelen öğrencimiz çok oluyor. Yani dans etmeyi, öğrenmeyi çok isteseler de ilk başta çok çekingen davranıyorlar. Bence siz bir deneyin kendiniz. Daha sonra arkadaşınıza daha iyi anlatırsınız. Nasıl, şimdi mi deneyeyim? Evet evet, hemen şimdi. Bu dersimiz 10 dakika sonra bitiyor zaten. Yeni başlayacak bir grubumuz var. Bence gelmişken biraz zaman geçirin. Pişman olmayacaksınız. O şey mi yani, o hip hop şeysin? Evet evet. Vallahi şimdi ne desem bilemedim. Yani arkadaş geleceği için esasında... Ama ricanızı da kırmak istemiyorum. Olur. Öyle yapalım o zaman. İşte bu kadar. Birazdan başlarız. Benim bu ayakkabılar uygun olur mu? Olur. Bugün idare ederiz. Evet. Evet, son mail de geldi. 6 tedarikçinin oyu tamam. Heyecanlar doruktaysa açıklama yapıyorum. Lütfen. Evet, iyi koy. Cemil Hanım'ın. İkinci oy Ayşe Hanım'ın. Üçüncü oy Cemil Hanım. Dördüncü oy Ayşe Hanım. Ve... Ayşe Hanım, Ayşe Hanım. Helal kız. Gel gel. Demiştim ben sana. Bravo, tebrik ederim. Ben bunları çoktan hazırlamıştım. Şimdi imzanı rica edeceğim Ceyda. Ayşe'nin de birinciliği tescillensin. Buyur. Her ne kadar profesyonelce bulmasam da itiraz etmeyeceğim. Hayırlı olsun. Gül kız, seni de çekeyim hadi. Helal sana be. Yalnız fena kızdı ha. Ama demokrasi kazandı. Evet Ayşe Hanım. Önümüzdeki 5 yıl boyunca Modamu'nun yüzü olmaya hak kazandınız. Hayırlısı olsun. Şunu da belirtmek isterim ki bu benim kariyerimde aldığım en güzel karardı. Kanka. Çift sıçradık. Döndük. Öne. Arkaya çift düştük. Harika. Döndük. Cutting. Hop. Hop. Bir ve iki. Harika. 90 derece açtık. Sola. Nasıl? Sevecek mi arkadaşınız? Sevecek gibi. Sevecek gibi. Evet arkadaşlar, şimdi seri yapıyoruz. Üçten geriye sayıyorum. Üç, iki, bir. Evet arkadaşlar, hadi tekrar alalım. Rıza, yaktım çırını senin. Lan! Yok, bir şey yok. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Değiştirdik. Canan, aç kızım şimdi. Açtım efendim. Sonuna kadar çevir manayı, sonuna kadar. Çevirdim efendim, çevirdim ama sadece ses geliyor. Allah Allah. Tamam kızım, sen işine dön, işine dön.
Allah Allah. Nerede hata yaptık acaba ya? Neyse yarın tesisatçıyı çağırayım da o baksın. İşi ehline bırakmak lazım. Yazık ya. Yağmur da yağmadı epeydir. Çimenler solacak. Nerede hata yaptım acaba ben? Yılan bu, yılan. Bu Ceyda var ya tam bir yılan. O kadar kovduk. Yine de kendini aldırttı ya. Yani birçok bomba hareket oldu ama en çok buna uyuz olmuştu. Olsun Burak. Sonuçta biz kazandık. Evet. Gerçi ben şahsi olarak yine kaybetmiş oldum ama. Ne oluyor oğlum? Bir moralsiz gördüm seni. Yine aynı sorun yok değil mi? Yok yok abi ya. Ha. Çok şükür orada bir sıkıntı yok ama bu sefer mevzu başka. Ne oldu hayırdır? Gonca'yla mı? Evet abi. Hani ben geçen gece dışarı çıktığımızda eve yalnız gitmedim ya. Bir kızla gittim hani. Ha o mesele. E tabi ben gittim Gonca'ya anlattım her şeyi. Game over abi. Ellerimle her şeyi mahvettim. Üzülme ya. Konuşuruz hallederiz. Affeder seni Gonca. Yok abi affetmez. Bizim iş bitti. Hissediyorum. Bak sana ne diyeceğim. Benim gibi olmak istemiyorsan abi. Bırak süslemeyi, püslemeyi, hediyeyi, sürprizi. Git abi direkt söyle her şeyi. Öyle direkt konuşayım. Evet abi direkt git söyle. Artık ben de onlardan biriyim bro. Aşkı nasıl teğet geçtiğini ağlaya ağlaya anlatan playboylardan biriyim artık. Yapma bro yapma. Gerçekten ikimizi de ağlatacaksın şimdi. Ağlamak istemiyorsan brocuğum gideceksin Ayşe'ye her şeyi tıkır tıkır söyleyeceksin. Hadi. Tamam lan. Hallet. Gonca? Seninle Ceyda'nın nasıl masmur olduğunu konuşmak istiyordum da. Senin bir derdin var gibi, ne oldu? Yok ya. Her zamanki şeyler işte, günlük dertler. Ne oldu kızım? Volkan'la mı aranız bozuk yoksa? Şöyle söyleyeyim, Volkan'la diye bir şey yok artık. Nasıl ya? O kadar mı kötü? Ne oldu kızım? Ya işte o beraber çıktıkları gece benim bile affedemeyeceğim bir şey yapmış Volkan. Kızım emin misin? Gerçekten mi? Eminim canım. Geldi kendisi itiraf etti. Söyledi her şeyi işte. Oh Volkan be. Ah be ya. Of. Neyse en azından geldi dürüstçe her şeyi söyledi. Ben kendimi şanslı sayıyorum yani. Ama neyse ne oldu dün? Biz hiç konuşamadık. Ne oldu dün gece? Hiçbir şey. Hiçbir şey mi? Bana söylemiyor musun yoksa? Yok be kızım. Niye söylemeyeyim? Hiçbir şey olmadı vallahi. Yani Kerem'de evet farklı bir heyecan vardı. Bir şey söyleyecek gibiydi. Ama yok. Samet abiyle Hülya'nın evlilik yıl dönümüymüş, onu kutladık. Samet ya. Gerçekten şu dünyadaki her erkek Samet gibi olsa keşke. Neyse bak, moralini bozma. Gerçekten biliyorum ben, hissediyorum. Böyle şeyleri anlarım. Güven bana, itiraf edecek. Yok ya, benim de içime kurt düşürdün şimdi. Kerem ne yaptı acaba o gece? Ha. Şey, Ayşe Hanım, Kerem Bey sizi sormuştu da. Nerede Kerem, odasında mı? Yok. Size bakmaya gidiyordu terasa doğru. Heh, buradasın. Feza söyledi beni arıyormuşsun. Evet. Bir gelsene şöyle konuşalım. Manzara ne güzel değil mi ya? Ne haber? Nasılsın? Şimdi Ayşe. Sana söylemem gereken bir şey var.